Sayın milletvekilleri, sayın başkan, televizyonları başında bizi izleyen sevgili yurttaşlarımız. Umut insanın hayattaki en büyük tutanağı, yaşamın sonu erdikten sonraki de kendinden sonrasına bıraktığı en büyük enerjidir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan tatsız olaylardan sonra meclisimizin aldığı bu kararları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yüce Meclis kendisine yakışanı yapmış, burada görüşmelerin hangi vicdan ve merhamet duygusu içinde süreceğine dair çok önemli bir karar vermiştir. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan her milletvekilini bu tutumu nedeniyle kutluyorum. Çünkü vicdan insanların sadece rahat uyumaları için bir yastık değildir. Vicdan adaletin de temelidir. Bu temel yaşamaktadır. Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorum. Sayın Hüseyin Örse, acil şifalar diliyorum. Bir daha bu olayların yaşanmaması temennisini dile getiriyorum. Bütçe hakkı çok önemli bir haktır arkadaşlar. Bütçe yapabilme hakkını elde edebilmek için insanlık çok uzun mücadelelerle, çok uzun ve çileli mücadelelerle bu hakkı elde edebilmiştir. Bütçe hakkını devretmek, egemenlik hakkını devretmektir. Bütçe yapabilirlikten vazgeçmek, egemenlik hakkından vazgeçmek demektir. Peki bütçeyi ne için yapacaksınız? Bütçeyi siz yurttaşlar olarak, millet olarak, egemenlik hakkını niçin elinizde bulundurarak yapmak istiyorsunuz? Bütçe okul sıralarında aç çocukların baş ağrısını gidermek için yapılmalıdır. Bütçe cezaevinde, koridorda, Malta'da arabayı sürerken çıkan tulumba tatlısını koğuştaki arkadaşları yiyebilsin diye, yeme abi, yeme abi, alma, alma, bizim koğuşa kalsın diyen yoksullar için yapılmak zorundadır. Bütçe merhametin ve vicdanın kalesi olmak zorundadır. Ama ne yazık ki böyle bir bütçe yapamıyoruz. Bugünkü büyüklükleriyle söyleyeyim, 469 trilyon liralık bir bütçemiz var. 3 trilyon 810 liralık gelirimiz var. 659.4 milyar liralık açığımız var. Faiz giderimiz 565.6 milyar. Bu rakamları konuşmaya gerek var mı? Hayır, yok. Neden yok? Orta vadeli plan ne zamandı biz konuştuğumuzda? Geçen bütçe dönemindeydi. Ne oldu? Çöp oldu. Dolarda gerçekleşme oranı %86 orta vadeli planın. Diğerlerinde gerçekleşme oranını da gündeme getirmek istemiyorum. 4.6 milyar. 4 trilyon 469 milyar lira. Sayın Özkan, doğru genel söylüyorum. Genel kurulu. Evet. Buyurun. Arkadaşlarımın düzeltmesine teşekkür ediyorum. Bütçeyi çocuklar için yapmıyorsak, bütçeyi yoksullar için yapmıyorsak, bütçeyi halk için yapmıyorsak ne için yapabiliriz? Bütçeyi beşli çetelere ya da hep kazananlara dönük bir gelir kapısı olarak görüyorsak, o zaman varlığımızı nasıl devam ettireceğiz? Bu bütçede sizden ricam, hep beraber biraz önce sergilediğimiz örneği gerçekleştirip devlet okullarında okula aç giden çocukların karnının doyması için bir ödenekle devlet okullarında aç çocuklara bir öğlen yemeği verebilir miyiz? Bir sabah kahvaltısı verebilir miyiz? Partiler üstü bakalım. Ben grup başkan vekilime sordum. Grup başkan vekilim bana dedi ki evet arkadaşlar getirsinler, biz destekleyeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın program uygulama bütçesinde var. Ancak şimdi burada bunu uygulamaya koyamıyoruz. Peki ilkokul çocuklarının aç bir ilaç okula devam etmesini, başlarının ağrımasını, kusmalarını nasıl engelleyeceğiz? Hadi gelin hep birlikte böyle bir önerge getirin. Biz getirmeyelim, siz getirin. Biz bunu destekleyeceğiz. Devlet okullarında sabah kahvaltı verelim. Bir meyve suyu, bir kek verelim. Öğlen ekmek arası bir sandviç verelim. Size teklif olarak getiriyoruz arkadaşlar. O zaman bütçe yapma yetkisini kullandığımızı hissederiz.
cezaevinde biraz önce size söyledim. Sayın Adalet Bakanım burada. Sayın Bakanım, yemek konusundaki Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığınız öneriyi kabul etmenizden dolayı size teşekkür ederim. Ama yaşayarak bildiğim bir şey var. Arkadaşlar, kullanılmış don ister yoksul. Atlet ister yoksul. Kullanılmış ister. Abi varsa bana at der. Biz eğer vicdan ve merhametle o insanı orada yakalamayacaksak Sayın Bakanım, o insanın don ve atlet ihtiyacını, ekmek ihtiyacını, su ve elektrik ihtiyacını karşılamayacaksak, bizim vicdanımızın bize yastık olma ihtimali var mıdır? O nedenle diyorum ki, hadi gelin hep birlikte çocuklarımızı vicdan ve merhamette yakalayalım. Hadi gelin hep birlikte düşmüş olanı, en zor durumda olanı, ihtiyaçlarını giderek yakalayalım. O zaman bütçe yapma hakkını kullandığımıza dair bir duyguya kapılabiliriz. Yoksa bu duygu bizi terk eder. Aç çocukların, bizden yardım bekleyen insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığımız zaman karşımıza çıkan tablo vahşettir. Biz eğer bugün umudu yeşertebiliyorsak, biz eğer bugün aldığımız bu kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin pek çok şeye muktedir olduğunu ve vicdanla, merhametle davranabildiğini gösterebiliyorsak, hadi gelin Sayın Bakanım, o insanların, muhtaç insanların cezaevlerindeki ihtiyaçlarını karşılayalım. Hadi gelin çocuklarımızın okulda aç kalmamasını sağlayalım. Bütçeyi dün Sayın Canikloğlu löp et bütçesi olarak değerlendirdi. Bu bütçe insanların löp et diyebildiği, Kahramanmaraş'ta değil mi Ali'cim, bugün kasaplar operasyonu düzenlenmiş değil mi? Löp et bütçesinin insanlarımızın gerçekten et yiyebileceği bir bütçe haline gelebilmesi için sizden ricam şudur. Eti veya diğer giderleri bu bütçe içerisinde bir yurttaşlık hakkı olarak görelim. Hadi gelin bütçeye bir ödenek koyalım. Siz getirin Sayın Grup Başkan Vekili öneriyi de. Her ay bir kilo löp eti vatandaşlarımıza biz bedava verelim. Bu öneriyi getirin lütfen. Vatandaşlarımız löp et diyebilsinler. Ya da Sayın Canikli'nin hangi kasaptan o eti aldığını vatandaşlarımıza açıklamasını rica ediyorum. Ama eğer siz bize bu löp etle ilgili olarak her ay vatandaşlarımızın bir kez bir kilo löp et yiyebilecekleri bir ödeneği bütçeye koyarsanız size teşekkürlerimi sunacağım efendim. Biz borçlanmayla veya faiz ödemeyle harcadığımız bütçemizde pek çok şey yapabiliriz. Bizim bugünkü bütçemiz tam 101 yıl önce, Cumhuriyet tarihi açısından söylüyorum. Biliyorsunuz bütçe yapma geleneği bizde Osmanlı'dan beri var. 101 yıl önce 28 Şubat 1921'de ilk bütçemizi yaptık. Neydi biliyor musunuz o bütçe? Kuvayi Milliye'nin aldığı bağışlarla topladığı yardımların nereye gittiğini vatandaşa, millete anlatma arzusu ve isteğiydi. Bugün bu bütçemizde böyle bir istek yok. En çok üzüldüğüm şey, en çok hayıflandığım şey bu bütçenin hangi harcamayı nereye yapabildiğini gösterememesidir. Sayıştay Başkanımız burada. Sayıştay Başkanımız ancak %5'ini mi denetleyebiliyorsunuz efendim? Bir daha söyler misiniz? Genel bütçenin hepsini. Siz denetiminizi yıllık olarak genel üzerinde yapıyorsunuz. Kurumlar bazında? Genel kurulda. Dur bir yanıt alacağım, bir şey söyleyeceğim. Sayıştay Başkanımız Sayın Bakanlardan aldığı telefonları görme telefonlarını söylerse burada başka bir bütçenin Sayın hazırlıkta Başkan, olduğunu ben de söyleyeyim. Genel kurulda konuşma ve cevap verme. Sayıştay Başkanımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Oradan kaçanlar tamamlayalım lütfen. Memleketin zenginliğine zenginlik katmış oluruz. Memleketi kurtarmış oluruz. Sayıştay'dan kurtulduğumuz gün inanın
Bu Sayıştay anlayışından kurtulduğumuz gün bütçeyi kurtardığımız gündür. Hiç para pul konuşmadık. Farkında mısınız arkadaşlar? Hiç para pul konuşmadık. Yok çünkü. Yok hükmündedir. Geçen bütçe bir şey söylemiştim. Maliyeden arkadaşlar oturuyordu. Çürüyen her şey düşer. Bu bütçe orta vadeli planla kıyasladığınızda çürüdüğü için düşmüştür. Çürük bir bütçenin millete de, devlete de, memlekete de hayrı yoktur. Önümüzdeki dönem bütçeyi yapmak üzere hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Eğer çocuklar için önerge gelmezse biz çocuklarımıza sabah kahvaltısı öğlen yemeği vereceğiz. Eğer Adalet Bakanlığı'nda düzenleme olmazsa düşmüş olan insanların elinden biz tutacağız. Memleket umut doludur. 6 ay sonra...